teknoloji şey geliştikçe tabii kemençenin sesi de bozulmaya başladı. Şimdi makineyle yapan arkadaşlar da var. Makine ağacı yakıyor. Tabii zorluyor ister istemez işini oyarken. Biz şimdi skalpeleyle keserle yapıyoruz. Eleme, bizim kemençe elle yapma kemençe oluyor. Sesi daha farklı oluyor tabii ki. İyi bir kemençeyi 4 yıllık ağaç 4 yıl beklemiş olması gerekiyor bir ağacın. En az 4 yıl sonra yapmaya başlaman gerekiyor. Kuru olması gerekiyor yani ağacın iyice. Ondan sonra tabi iskarpe keserle oyuyorsun bunu güzel. Boyasını, tellerini falan takıyorsun. Güzel bir şekilde getiriyorsun. Karadeniz kemençe oluyor tabi. Bazıları misineden yapıyor. Misine ses gıcır gıcır ses yapar. Çok hoş ses vermez yani. At kuyruğu olması gerekiyor ki iyi bir verim alasın. Güzel bir atın da kesinlikle erkek at olması gerekiyor. Dişi at olmaması gerekiyor. Valla iyi tepkiler aldım ki bayağı arkadaşlar sağ olsunlar. Birbirlerine öneriyorlar. Bayağı yoğunluk var yani bayağı bir güzel tepkiler alıyoruz yani sağ olsunlar. Bir gelen arkadaşını getiriyor. Bayağı bir çevre edindik bu konuda yani. Sağ olsunlar yani arkadaşlarımız. Demek ki bu da bizim işimizi iyi yaptığımıza tekabül ediyor yani. Çocukluğumuz geliyor, oynadığımız yerler geliyor aklımıza, memleketimiz geliyor. Yani kemençeyle kendimizi avutuyoruz daha doğrusu yani. Memleket özlemimizi gideriyoruz. Her şey önemli. Vallahi ömrümüz yettiği sürece yani ben asas mesleğim fırıncılık bırakıp bu işe yöneleceğim yani ömrüm yettiği sürece kültürümü hizmet etmeye çalışacağım yani. Çiçekten harman olmaz, yerde derman olmaz. Şimdi bir köşede yanar ağlarım yeter. Çiçekten harman.